Bir de ek bütçe denilen şey nedir? Millete şey yapalım, ek ek bütçe deyip geçmeyelim. Ek bütçe, sene başında bir bütçe yapıldı. Adamlar gitti, evet. ben hükümetim, yürütme erkeğim. Meclise gitti, benim bu ülkeyi yönetebilmem için 2023 yılında senin seçmeninden şu kadar, şu kadar, şu kadar vergi toplamam lazım. Bunu da buraya, buraya, buraya harcayacağım. harcayacağım Sen seçmenlerin vekili, vatandaşın vekili olarak bana, yasama erkeği olarak bana bu yetkiyi veriyor musun? Ona tabii bir kere bir demokrasinin en önemli görüşmesi bütçe görüşmesi. Bütçe hakkı. Bütçe, vergi. Verginin nereye gitti? Ya pff, arkadaş 1215 ya 808 sene önce İngiliz krala diyor ki diyor tek bildiğim vergi toplamak. Bir dakika diyor arkadaş bunu bir şeye kağıda dökelim de bizim de iki kelime söz hakkımız olsun. 808 sene sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi bir adama diyor ki kafana göre takıl. Dediğin gibi zam yap vergilere. Ve bunu milletten yetki al, milletin hakkını, hukukunu korumak için meclise girmiş milletvekili sıfatı taşıyan adamlar yapıyorlar ya. Bunun AKP'lisi, MHP'lisi, CHP'lisi yok. Milletin vekiliysen milletin hakkını, hukukunu koruyacaksın. Onun için maaş alıyorsun. Adam kaldırıyor, tamam abi diyor, sen öyle emrettin, veririz yetkiyi. Ne yaparsın şimdi? Görün etkiyi dediğiniz gibi. Hani bu nasıl bir kültürdür arkadaş? İkinci bir e, Türkiye'de olmayan kültür. Sağda da var, solda da var bu. Herkes devletin kasasına giren para. Gelir, gelir, gelir. Devletin geliri artsın, devletin şu hazineye girsin, hazineye gelir yazıl. Ya bir Allah kulu da bir bütçe görüşmesinde o mecliste Cumhuriyet tarihinde çıksın da devletin israfı, devletin gideri, şu bakanlığın, şu genel müdürlüğün harcaması israftır arkadaş. Bunu kısalım, keselim. Bunun yaptığı işi bir üniversite, bir vakıf, bir sivil toplum bunu daha ucuza yapabilir dediğini ben duymadım. Çünkü bu kültür yok. Siyasetçi de yok, seçilende de yok, seçende de yok. Devlet baba yapsın. Devlet baba yaparsa faturayı öder yani millet ödeyecek bunu. Bedava bir şey yok dünyada. Onun için hiç şaşırmıyorum bu olup bitene. Kamuda israf bitirilmelidir şimdi aklıma geldi. Erbakan'ın açıklaması o şekilde geri e, gelmişken hatırlayayım. Kamuda israf bitirilmelidir. Vatandaşa yük bindirmek evet, yerine kamuda da israf bitirilmeli. Onları söyleyelim oraja diyor sayın. Cumhurbaşkanı uçağı, Onlar... koruma orduları, hiçbir üretmesi sebebiyet vermeyen Hocam, devlet dairelerinin kadrolaşmalar bir sürü yani. Bakın 2013. 10 sene geriye sarayım filmi izleyenler için Morgan Stanley çıkıyor diyor ki, dünyada diyor 5 tane çok kırılgan ekonomi var diyor. Biri Endonezya, biri Hindistan, biri Güney Afrika, biri bir tane daha Türkiye. Ve diyor bunların içinde, bu beşliğin içinde en kırılganı da Türk ekonomisi diyor. O tarihte Mehmet Şimşek yetkili bakan, bir buçuk milyar dolarlık makam arabası saltanatı Bizim için diyor şey çerez parasıdır diyen zihniyet. O senelerde saray yapılıyor 1200 odalı. Ama bu saray kaça mal oldu diyorsun? O ki diyor ki sarayın maliyeti açıklanırsa kişiler ve kamu zarar görür diyor. Vergiyi veren Türk milletinden o sarayın maliyeti saklanıyor. Saray danışmanların maaşı gizli kabul ediliyor. Örtülü ödenek artıyor. Efendim? Örtülü ödenek kullanımı artıyor. Evet. Başbakanken artmıştı Tabii yeni zaten. Yeni saraylar Aynen. ekleniyor hesap verilmediği gibi. Aynen. Cumhurbaşkanı Ama, Erdoğan başbakanken ondan öncesinde kullan başbakanlık yapan 11 başbakanın kullandığı örtülü ödenekten çok daha fazla bir sürede bir yıl içinde kullandığı tespit. Aynen. edilmiş. Şimdi seçim zamanı toga binenler niye tekrardan 10 milyon dolarlık Mercedes'lere biniyor? Seçim zamanı toga biniyordu bu arkadaşlar. Şimdi niye değiştirdiler araçlarını? Yani ben hoca şey bu, bu bir biraz da kültür isterim. yani Osmanlı'dan kalan evet şatafat Şimdi devlet baba de Allah devlete zeval vermesin. Evet o da aldı kullanıyor. Ben şey işte. hoca